3'e 5 ve 1'e eksi 7 sıralı çiftlerinden hangisi 5x eksi 3y büyük eşittir 25 eşitsizliğini sağlar? Bunu bulacağız. Bu rakamları tek tek bilinmeyenlerin yerine koyup deneyerek sonuca ulaşabiliriz. 3 ve 5'e bilinmeyenlerin yerine koyup işlemi yapıp bu eşitsizliğe uyuyor mu diye bakalım ardından da 1 ve eksi 7'yi deneyelim. İlk olarak 3 ve 5'ten başlayacağız dedik. Peki x, 3, y de 5 ise sonuç ne olur? Bunları farklı renklerle göstereyim, karışmasın. 5 çarpı 3 dedik, eksi 3 çarpı 5. Bakalım bu 25'ten büyük mü yoksa eşit mi? 5 çarpı 3, 15. Burası da 15. Bunları birbirinden çıkaracağız ve bu 25'ten büyük mü yoksa eşit mi onu bulacağız. Sonuna da soru işareti koyalım çünkü sonucu bilmiyoruz. 15'ten 15 çıktığında sonuç 0 olur. O zaman 0 büyük eşittir 25 diyebilir miyiz? Tabii ki diyemeyiz. Bu doğru yanıt değil. 0 25'ten küçüktür. Yani bu sıralı çift bize doğru cevabı vermiyor. x'in yerine 3 ve y'nin yerine 5 yazdığımızda doğru cevabı ulaşamıyoruz. Diğer sıralı çift olan 1 ve eksi 7'ye geçelim. 5 çarpı 1 eksi 3 çarpı eksi 7. Büyük eşittir 25. Sonra tekrar soru işareti koyalım. Bakalım 5 kere 1, 5. Eksi 3 çarpı eksi 7 eşittir eksi 21. Büyük eşittir 25. Burası aslında 5 artı 21 demek. Eksi ile eksinin çarpımı pozitif olur değil mi? 5 artı 21 eşittir 26 ve 26 gerçekten 25'ten büyük. Bu kesinlikle doğru cevap. Yani bu çift bize doğru cevabı verdi. Şimdi bunu biraz da görselleştirmeye çalışalım. Bu eşitsizliği grafikte gösterelim. Bu noktaları grafik üzerine yerleştireceğim. Bunu da farklı bir renkle yapalım. Eşitsizliği tekrar yazıyorum. 5x eksi 3y büyük eşittir 25. Bu eşitsizliği şimdi eğim ve kesme noktalarına yerleştirelim. Her iki taraftan 5x çıkaralım. Eksi 3'e büyük eşittir eksi 5x artı 25. 5x'i bu tarafa aldığım için işareti eksiye dönüştü. Soldaki 5xler ise birbirine götürdü. Şimdi her iki tarafı da eksi 3'e bölelim. Biliyorsunuz bir eşitsizliği negatif bir rakama böldüğünüzde ya da negatif bir rakamla çarptığınızda tüm denklemi değiştirmiş olursunuz. Ortadaki işaret yön değiştirir. Şimdi her iki tarafı negatif 3'e bölelim. y küçük eşittir oldu değil mi bu sefer? Küçük eşittir 5x, 5x bölü 3 yani 5 bölü 3x, eksi 25 bölü 3. Bu eşitsizliği dikdörtgen içine alalım. Ve bunu grafik haline getirmek istiyorum. y küçük eşittir 5 bölü 3 x eksi 25 bölü 3. Grafiği kaba taslak bir şekilde çizeceğim. Grafik bize bu eşitsizliği görselleştirmemize yardım etsin yeter. y kesişimi neydi? Eksi 25 bölü 3. Bu da eksi 8 tam 1 bölü 3 demek değil mi? Şimdi bunu grafiğe yerleştirelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8'den biraz fazlaydı değil mi? 1 bölü 3 fazla. Y eksenini kesme noktamız eksi 8 tam 1 bölü 3. Yani tam burası. Burayı farklı bir renkle işaretleyelim. Bu eşitsizliğin bir de eğimi var. O da 5 bölü 3. Yani 3 sağa gidiyorum ve 5 yukarı çıkıyorum. Gidelim o zaman. 1, 2, 3 ve 5 yukarı çıkıyoruz. Çizgiyi de bu noktalardan geçiriyorum ve buna benziyor. Çok kabataslak bir şekilde çiziyorum bunu. Evet, doğrumuz ortaya çıktı. Çizgimiz ortaya çıktı. Bu grafik tabi y eşittir 5 bölü 3 x eksi 25 bölü 3 olsaydı bu şekilde görünecekti ama burada bir eşitsizliğimiz var y küçük eşittir diyor, y eşittir demiyor. Peki o zaman buradan herhangi bir x işaretleyelim. Ve bu x değerine karşılık gelen y değeri de burada bu doğrunun üzerinde olacak değil mi? Bu çizginin üzerinde olacak. O zaman y eşittir 5 bölü 3 x eksi 25 bölü 3 denkleminin grafiğinin altında bulunan bu bölgeyi işaretlememiz gerekiyor. Tabii küçük eşittir dediği için, küçük eşittir dediği için bu çizgiyi bu doğruyu da çözüme dahil ediyoruz. Küçüktür dediği için de bu çizginin altını taradık. Şimdi bu denkleme bilinmeyenlerimizi yerleştirelim ve doğrulamayı deneyelim. 3'e 5 sıralı çiftinin doğru cevap olmadığını daha önce gördük. Onun da grafikteki yeri 3 sağa ve 5 yukarı çıkıyoruz. Burası. Gördüğünüz gibi çizginin yanından bile geçmiyor ve üzerinde yer alıyor. Ama diğer çifte bakalım. Yani 1 ve eksi 7'ye. 1'e eksi 7 buralarda bir yerde. Bakın neredeyse çizginin üzerinde. 1'e eksi 7. Ama en azından sonuç olarak taradığımız alanın içerisinde. Evet, umarım bu video eşitsizlikleri nasıl görselleştireceğinize dair yardımcı olmuştur. Önümüzdeki videolarda bu konuya çok daha detaylı bakacağız.